BJ Bülent'le şarkıcı programının şimdiki konuğu Gülden Karaböcek. İlginç hayat hikayesiyle ve hırçın dalgalara göğüs geren bir şarkıcı olarak Gülden Karaböcek şimdiki konuğumuz. Döndürsene beni senin yoluna, kahreden dünyanda sürünüyorum. Huzursuz geceler, korkulu düşler, bak da gör halimi sürünüyorum. Ne bir sevdiğim var, ne seven bir kalbim, ellerim bağrımda perişan kaldım. Bir gün değil sana, her gün yalvardım, duymadım sesini, sürünüyorum. Ne bir sevdiğim var. Asıl adı Saniye Gülden Göktürk olan Gülden Karaböcek, 4 Kasım 1953 tarihinde Ankara'da, başkentte dünyaya geldi. Aslen baba tarafından göçmendir. Bulgaristan göçmenidir Gülden Karaböcek. Demiryolları Kurumu'nda muhasebe şefi olan bir babaya sahiptir. Hüseyin Orhan Göktürk'tür adı. Ve aynı zamanda ev hanımı olan Arife Göktürk çiftinin 4. çocuğudur. Sırasıyla Tezcan, Neşecan ki bizim bildiğimiz Neşe Karaböcek ve Gülcan adında 3 kız, Taner adında da bir abi vardır. Çocukluğu Ankara ve İstanbul'da geçer. Gülden Karaböcek, arabesk ve fantezi müziğin ilk isimlerindendir. Çok iyi bir sese ve yoruma sahiptir. Ayrı bir felsefesi olan ayrı bir müzikal anlayışı vardır. Kendine ait özgün bir sesi vardır. Şarkıları ve sözleriyle kendini diğer şarkıcılardan zaten ayırmıştır. Dertlerimi elleyen bir keman gibi, mutluluk gönlüne bir düşman gibi. Hayatı ağlatan bir roman gibi. Eğer ağlıyorsam yaşıyorum ben. Eğer ağlıyorsam yaşıyorum ben. Eğer ağlıyorsam yaşıyorum ben. Müziğe Ankara'da henüz 5 yaşında iken merak sardığı bağlama dersleriyle başlamıştır. Özellikle Türk halk müziğine karşı büyük bir ilgi ve sevgi duymaktadır. Ankara Radyosu Türk halk müziği sanatçılarından Yaşar Aydaş'ın ilk müzik eğitimini alır. Ondaki yeteneği asıl keşfeden ve onu ses sanatçılığına yönlendiren ise Orhan Gencebay olacaktır. Amatör bir solist adayıyken 1967 yılında 14 yaşında plağa okuduğu ilk şarkısı Yazılanlar Gelir Başa isimli şarkısıdır. Bunu çoğu insan bilmez aslında. Gülden Karaböcek 17 yaşındayken yaptığı ilk albümünü bağlamasıyla Orhan Gencebay da eşlik etmiştir. Dilek Taşı adlı ilk özgün bestesini yaptıktan sonra Sürünüyorum, Kırılsın Ellerim, Ben Olmalıydım, Boşuna Kazma Mezarcı, Aşkımızı Gömemezsin, Mum Işığında, Sen Evlisin, Duyar Mısın Feryadımı, Ağlıyorsam Yaşıyorum, Mutluluk Sen Neredesin, Son Yemin, Affetmem Seni Yar ve Otel Odalarıdır. Dilek Taşı isimli şarkısı ve filmi, yani Ve 45'liği, onu çok önemli bir başarıya taşıyacaktır. O bile aslında bu şarkının farkında değildir. Dilek Taşı, onun hayatında mihenk taşıdır. Gözümde canlanır koskoca mazim, sevdiğim nerede, ben neredeyim? Suçumuz neydi ki ayrıldık böyle? Kaybolmuş benliğim, ben ne haldeyim? Efkarım birikti, sığmaz içime. Bin sitem etsem de azdır kadere. Gülmeyi unutan ya
yaşlı gözlerim mutluluktan haber ver dilek taşı. Efkarım birikti sığmaz içine, bin sitem etsem de azdır kadere. Gülmeyi unutan yaşlı gözlerim mutluluktan haber ver dilek taşı. Birçok esere yorumcu ve besteci olarak imza atmıştır aslında Gülden Karaböcek. Şarkılarının bazılarını sinema filmine çevirmiştir. Mesela bunlardan bazıları Dilek Taşı, Duyar Mısın Feryadımı gibi 6 adet sinema filminde başrol oynamıştır. 1971 tarihli Adaletin Bu Mu Dünya adlı 45'liği o dönemin ilk önemli çalışmaları arasındadır. Hasta Gönlüm, Gönül Dağı, Gözlerin Güldükçe, Dumanlı Dumanlı, Oy Bizim Eller gibi eserler folk tarzının ilk dikkat çekenleridir. Aranjman türündeki 1972 tarihli Koşma Koşma adlı 45'liği ilk kez adını duyurmuştur listelerde. İlginç bir aranjmandır. Daha Avrupa'yıdır. 1970'li yıllarda ablası Neşe Karaböcek'in eşi Atilla Alp Sakarya ile aşk yaşamıştır. Gülden Karaböcek'in ablası Neşe Karaböcek ile 12 yıllık eşi Atilla Alp Sakarya arasında evlilik 1974 Temmuz'unda son bulmuştur. Eleanor Plak şirketinin sahibi Atilla Alp Sakarya 12 Eylül 1975'te nikah masasına oturması ile skandallarla başlayan olaylı evliliği mahkeme kararı ile kesin olarak ayırdıklarında tam tarih 26 Ekim 1983 gösteriyordur. Dilek Taşı filmi ve 45'liği ile yaşadığı başarı sanatçıya çok daha büyük bir başarının kapısını aralamıştır. Böylece ünlü Müzik ve Ben albümü doğmuştur. 1979 yılında yayınlanan bu albümde Gülden Karaböcek besteci kimliğini ve tüm müzik bilgisini açıkçasını isterseniz albüme aktarmıştır. Duygu birikimini açıkça ve doğal bir şekilde içinden geldiği gibi ortaya koyarak başta Sürünüyorum'u sonra da Ayrılık Kolyesini patlatmıştır. Piyasa bu şarkıları konuşuyordur. Üstüne üstlük Kırılsın Ellerim, Bahtıma Yanarım ve Kaybolan Hayaller olmak üzere hit haline gelen pek çok esere imzasını başarıyla atmıştır. 2006 yılında Muazzez Abacı ile birlikte 22 yıl aradan sonra yeniden İzmir Fuarı'nda sahne almıştır. 2006-2012 yılları arasında Cahide Kabaret, Park Orman, Eylülist Müzik Kulübü gibi, Paella gibi, 5. Kat Nahide, Harbi Açık Hava Tiyatrosu ve Haydar Aliyev Sarayı gibi birçok özel mekanda konserler vermiştir sevenlerine. İstanbul'da yaşamakta olan Gülden Karaböcek, besteci kimliğiyle MESAM üyesidir. Bağlama, gitar ve piyanoda çalabilen Gülden Karaböcek'e mutlu bir ömür diliyoruz. Bir programın daha sonuna geldik. Gülden Karaböcek'te ekranlarınıza gelen kişi, önemli bir sanatçı. VJ Bülent de şarkıcı bitiyor. Yarın yine önemli bir starla görüşmek üzere. Hoşça kalın, dostça kalın. Gözlerime doğdu sanki gözlerin. Ruhumu ısıttı sanki sözlerin. Bir sıcak yuvaydı bütün özlemin. Onun için sevdim, sevmez olaydım. Gözlerime doğdu sanki gözlerin. Ruhumu ısıttı sanki sözlerin. Bir sıcak yuvaydı bütün özlemim. Onun için sevdim, sevmez olaydım.